Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Ders izleyine hoş geldiniz. Tepkimelerde denge ikinci bölümde denge sabit hesaplamalarını anlatacağım. Derişim türünden denge sabit hesaplamaları. Denge anında ürünlerin derişimlerine girenlerin derişimli oranı, derişimler cinsinden denge sabiti olarak tanımlanıyor. KC eşitliğindeki derişimleri yazarken mutlaka denge anındaki, yani burası önemli, denge anındaki derişim değerlerini alırız. Bir amonyak tepkimesini yazalım. Bunun üzerinde bir KC eşitliği yazalım. Buradan KC'miz ürünlerin derişimlerinin girenlerin derişimlerine oranıyla elde ediliyordu bölümüyle. Dolayısıyla burada tabii ki katsayıları üs olarak yazmayı unutmayacağız. Ürünlerde amonyak var. Amonyan üzeri 2 bölü. N2'nin katsayısı 1 olduğu için N2 üzeri 1, 1 yazmaya gerek yok. Üstüne hidrojenin katsayısı 3 olduğu için de buraya 3'ü yazdık. KC'yi böyle hatırlamış olalım. KC eşitliğini yazarken gaz halindeki ve akuaları, yani suda çözeltileri alıyorduk ama katı ve sıvıları denge tepkimesinde, yani KC eşitliğinde almıyorduk. Bir de KC'nin ileri hız sabiti değeri ile geri hız sabiti arasındaki bağıntısını yazalım. İleri hız sabiti değerinin geri hız sabiti değerine ve bölümü yine bizi KC'ye ulaştırır. Bir örnekle devam edelim. Sabit sıcaklıkta kapalı bir kaptaki 2 litrelik bir kapta hidrojen molekülü, klor molekülü tepkimeye girmiş, 2HCl gaz oluşmuş. Tepkimesi dengeye ulaştığında 4 mol hidrojen, burada dengeye ulaştığında, burası çok önemli, 4 mol hidrojen, 8 mol klor, 6 mol HCl gazları bulunduğuna göre denge sabiti KC kaçtır denilmiş. Şimdi burada dengeye ulaşıldığında dediğine göre demek ki buradaki değerler denge anındaki değerlerdir. Ve biz KC eşitliğini denge anındaki değerlere göre yazacağımız için bunu bir eşitlikte yer göstermiş olalım. Hidrojen gazı artı klor gazı 2HCl gazı. Şimdi hidrojenin denge anındaki değerler olduğu için direkt yazalım. 4 mol H2'miz var, 8 mol klorumuz var, 6 mol HCl'miz var. Şimdi biz KC eşitliğini yazalım. KC eşittir ürünler bölü girenlerdi. Yani HCl'nin ikinci kuvveti bölü hidrojenin derişimi çarpı klorun derişimi. Çünkü katsayıları 1 olduğu için onların üzeri 1 olarak alınmış oldu. Peki, buradan KC eşitliğini yazmak için bunların derişimleri lazım. Köşeli parantez derişimi ifade eder. Derişimde molarite, ama bize moller verilmiş denge anındaki. Biz molariteye ulaşabiliriz çünkü hacim 2 litre olarak verilmiş. Molarite eşittir M bölü V idi. O zaman denge derişimleri dersek, denge derişimleri bulurken molarite eşittir M bölü V'den bulacağız. O zaman 4 moldü. 4 bölü 2'den 2 molar, H2'miz 2 molar oldu. Klorinkini bulalım. 8 moldu. 8 bölü 2'den 4 molar oldu. HCl'ninkini bulalım. 6 bölü 2'den 3 molar oldu. Şimdi KC eşitliğinde yerine yazalım bunu. KC eşittir. HCl gördüğümüz yere 3 yazacağız. 3'ün karesi bölü. Hidrojen gördüğümüz yere 2 yazacağız. Klor da 4 molar bulmuştuk. 4 yazdık. Burası 9 bölü 8 geldi. Cevabımız 9 bölü 8'dir. Bu örneğimizde devam edelim. 2 litrelik sabit hacimli bir kapta A artı 2B, 2C tepkimesi 5 mol A ve 6 mol B gazlarıyla başlamaktadır. Sistem sabit sıcaklıkta dengeye ulaştığında 4 mol C gazı bulunmaktadır. Buna göre tekmenin derişimler cinsinden denge sabiti KC kaçtır? KC'yi biz denge derişimleriyle bulacağız. Buradaki 5 mol A ve 6 mol B başlangıç değerleri. Dolayısıyla oradakine göre değil, denge andaki değerlere göre bulacağız. Onun için bu soruda şu altını çizdiğimiz veya işaretlediğimiz yerler çok önemli.
Tepkimeyi yazacak olursak A artı 2B 2C tepkimesinde bir başlangıcımız olacak. Bir değişimimiz olacak. Buradaki değişimimizi katsayılardan bulacağız. Bir de denge anı önemli bizim için. Denge anındaki derişimlere göre olacağı için dengeyi bulmuş olacağız. Başlangıçta A'dan 5 mol verilmiş. B'den 6 mol verilmiş. Başlangıçta C yok. Çünkü A ile B tepkimeye girecek ki C'ye oluşacak. Değişimler katsayılara göre olacak. Bu değişimi bulmak için de biz şuradaki dengeye ulaştığında 4 mol C gazı bulunmaktadır deniyor ya, onu kullanarak bu değişimleri bulmuş olacağız. Çünkü buradaki değişim biliyoruz. C başlangıçta hiç yoktu. Sıfırdı. Ama denge anında 4 oldu. Soruda verilmiş 4 mol. Denge anında 4 mol olduğunu yazdım. Peki başlangıçta 0, en son 4 oluştuğunda ne kadarlık bir artış olmuş C'de? 4 molluk bir artış olmuş. Peki C'de 4 molluk artış olduysa şuradaki katsayılardan yola çıkacağız. Kaç katlık bir artış var? Katsayısı C'nin 2. O zaman 2 kat. Yani 2 katlık bir artış olduğu için buraya artı 4 dedik. Peki burası artı 4 ise şimdi şu B'nin katsayısı 2 olduğuna göre bundan da 2 katlık bir azalış olacak. Çünkü girenler de azalması gerekiyor. Girenler azalacak, ürünler oluşacak. Sonra 2'nin 2 katı 4 olduğu için buradan eksi 4'lük bir azalma olacak. Şu A'nın da 2 katını almamız gerekecek. Buradan da eksi 2 diyeceğim. Şimdi 5 mol A vardı. 2 mol harcandı. 3 mol A kaldı. 6 mol vardı, 4 harcandı. 2 mol B kaldı. Molleri bulduk. Denge mollerini bulduk. Ama bize denge derişimleri lazım. Denge derişimleri. Peki denge derişimlerini molar eşittir M bölü V'den bulacağız. O zaman A'nın derişimini bulurken 3 bölü hacim 2 olarak verildiği için 3 bölü 2 molar olduğunu gördük. B'nin derişimini 2 bölü 2'den 1 olduğunu görüyoruz. 1 molar. Şuna da 3 bölü 2 molar diyelim. C'nin derişimini bulurken 4 bölü litre 2 olduğu için 2'ye böldüm. N bölü V'den. Burası da 2 molar oldu. Peki şimdi KC eşitliğini yazacağım. Denklemimize göre KC eşittir. Ürünlerde C var. C'nin derişiminin karesi bölü A'nın katsayısı 1 olduğu için A'nın derişimi çarpı B'nin derişiminin karesi. KC eşittir. C gördüğüm yere 2 yazacağım. 2'nin karesi bölü A gördüğüm yere 3 bölü 2 yazacağım. Çarpı B'nin karesi 1'in karesi olmuş olacak. Buradan KC'miz gerekli işlemleri yaptığımız zaman 8 bölü 3 gelir. Cevabımız 8 bölü 3'tür. 1 litrelik sabit hacimli bir kaba 3 mol azot monoksit gazı konuluyor. Bir süre sonra 2NO, N2O2 tepkimesi ve KC16 olmuş. Denklemine göre dengeye ulaştığında kapta bulunan gazların derişimi kaçar molar olur? Geri tekmenin hız sabiti 2 olduğuna göre ileri tekmenin hız sabiti kaçtır? Önce kaçar molar olur onu bulalım. Denklemimizi yazalım. 2 azot monoksit N2 artı O2 gazları var. Bir başlangıcımız olacak. Bir değişimimiz olacak. Bir de dengemiz söz konusu. Çünkü katta sadece 3 mol NO var başta. Buraya 3 molu yazdık. Peki N2 ve oksijenden başta var mı? Yok. Bir değişim söz konusu ve değişimden sonra dengeye ulaşacak tepkime. Bu değişimi katsayılardan yararlanarak buluyorduk. Katsayıları kullanacağız değişim için. Ve daha sonra dengeye ulaşmış olacağız. Eğer şuradaki katsayılardan yola çıkarak buradan 2x'lik bir harcanma olduğunda şuradan ürünler artacağı için artı x olacak. Çünkü kaç katı? 2x katı olarak aldık. Burayı da x katı olarak alacağız. Burayı da öyle alacağız. Katsayılardan dolayı. Buradan da artı x olacak. 3 mol vardı. 2x harcandı. 3 eksi 2x mol kaldı. N2'den x mol ve O2'den x mol oluştu. Çünkü başlangıçta sıfırdı. X mol arttığına göre x mol N2, x mol O2 oluştu.
Bize denge derişimleri soruluyor. Hacim 1 litre olduğu için, V eşittir 1 litre olduğu için direkt hepsini 1'e bölersek zaten molarite eşittir mol olur buradan. Yani N bölü V'den V'si 1 olduğu için molarite direkt mole eşit olmuş olur. Yani buradaki mol değerler aynı zamanda molarite değerleri olduğu için biz KC değerimizden X'i bulmaya çalışacağız. KC eşittir ürünler bölü girenler olduğu için N2'nin derişimi çarpı O2'nin derişimi bölü azot monoksitin derişiminin karesi. Neden? Çünkü katsayısı 2. Peki buradan KC'nin 16 olduğunu zaten soruda verilmiş. N2'nin X olduğunu bulmuştuk. Denge anındaki değerler alacağız, unutmayalım. Denge anındaki değerlere göre işlem yapacağım. X çarpı oksijen gördüğüm yere X yazdım. Bölü 3 eksi 2x'in ama karesi. Neden? Çünkü katsayısı 2 olduğu için. Burada iki tarafın karekökünü alırsak 4 eşittir x bölü 3 eksi 2x gelir. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman x'in 4 bölü 3 geldiğini görürüz. Peki x 4 bölü 3 geldi. Demek ki şuradaki x değeri şunları yazalım. Mesela buradaki x değeri 4 bölü 3 olduğuna göre, 4 bölü 3 olduğuna göre N2'nin derişiminin 4 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Peki oksijenin derişimi de zaten x'ti. Bu da eşittir. O zaman oksijenin derişimi olarak da yazabiliriz. Oksijenin derişimi, azotun derişimi 4 bölü 3 molar. Peki azot monoksitin derişimini bulacağım. Son olarak. Şuradan azot monoksitin derişimi eşittir. 3 eksi 2x'ten. Burada 3 eksi 2 çarpı x gördüğüm yere 4 bölü 3'ü yazarsam buradan da 1 bölü 3 geldiğini görürüm. Demek ki N10'un da 1 bölü 3 molar olduğunu bulduk. Geri tekmenin hız sabiti 2 olduğuna göre ileri tekmenin hız sabiti sorulmuş. Şimdi kapta bulunan gazların derişimlerini, yani denge anındaki tabii ki derişimlerini bulmuş olduk. Peki şimdi şuradaki hız sabiti, yani geri hız sabiti 2 olduğunda ileri tekmenin hız sabiti soruluyor. Şöyle bir eşitliğimiz vardı. KC eşittir. KI bölü KG şeklinde. KC'nin 16 olduğu soruda zaten verilmiş. Geri tepkimenin hız sabiti 2, ileri tepkimenin hız sabiti soruluyor. Geri tepkimenin hız sabiti yerine 2'yi yazdım. Buradan KI eşittir 2 çarpı 16'dan 32 gelir. Yandaki grafik bir kaptaki A, B ve C maddeleri derişiminin zamanla değişimini göstermektedir. Buna göre A artı 2 B C tepkimesinin derişimler cinsinden denge sabiti KC kaçtır? Bir grafik sorusu. Şimdi grafiği incelediğimizde mesela A maddesinin başlangıçta 4 olduğunu görüyoruz ama şurada denge anını yakaladığında artık sabitleştiğini görüyoruz ve buraya da T anı diyelim. T anında mesela A maddesinin derişiminin 2 olduğunu görüyoruz. B de burada dengeyi yakaladığı için 1 olduğunu görüyoruz. C'nin de 4 olduğunu görüyoruz. Biz denge derişimlerini alacağız KC bulurken. Bunu unutmayalım. A artı 2B C tepkimesinde KC'miz eşittir. Ürünler bölü girenler olduğundan C'nin derişimi bölü A'nın derişimi çarpı B'nin derişiminin ikinci kuvvetini aldık. Peki şimdi KC'yi bulacağız. Yerlerine derişimleri yazacağım. Zaten bu derişim grafiği olduğu için, derişim zaman grafiği olduğu için derişimler verilmiş. C maddesinin denge anındaki derişimi 4 olduğu için 4'ü aldım. Bölü A maddesinin denge anındaki derişim, bakın burada sabit. Artık denge anında derişimler sabitleniyor ve ondan sonra hep sabit kalıyor. A'nın 2 olduğunu görüyoruz. Çarpı B'nin de 1 olduğunu görüyoruz ama 1'in karesi. Buradan cevabın 2 geldiğini görürüz. Kısmi basınçlar cinsinden denge sabitini Kp ile gösteriyoruz. Gaz fazında gerçekleşen ya da bileşiminde gaz fazında madde bulunan tepkimelerde denge bağıntısı kısmi basınçlar cinsinden de yazılabiliyor. Denge sabiti ürünler ve girenlerin kısmi basınçlar cinsinden yazılıyorsa buna biz Kp sembolüyle gösteriyoruz. Kısmi basınçlar türünden o değerlerden bulmuş oluyoruz. Buradaki amonyak tepkimesinde gördüğümüz gibi amonyak ürünü olduğu için amonya üste yazdık. Karesini aldık. Neden? Katsayısı 2 olduğu için.
N2'nin katsayısı 1 olduğu için 1 yazdık. Hidrojenin katsayısı 3 olduğu için de hidrojenin kısmi basıncının 3. kuvveti şeklinde yazmış olduk. Buradaki P değerleri basıncı, kısmi basınçları gösteriyor. Ayrıca kısmi basınç bulurken de şu formülü hatırlatmış olalım. Mesela amonyanın kısmi basıncını bulacaksak amonya ait molü yazıp toplam mole bölüyorum. Bir de P toplamına çarpıyorum. Bu kısmi basınç formülüdür. Oranttan da sorular çözülebilir. Kp eşittir Kc, Rt üzeri delta n şeklinde bir eşitliğimiz var. Kc'si bilinen bir tepkimeden Kp sorulursa Kp'ye ulaşabiliriz veya Kp'si bilinirse Kc'ye ulaşabiliriz sıcaklık ve delta n değerlerinden. Şuradaki Kp kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti. Kısmi basınçlar cinsinden denge sabitimiz. Kc derişimler cinsinden denge sabitimiz. Derişimler cinsinden denge sabitimiz. R gaz sabitidir. 22,4 bölü 273 veya 0,082'dir. Yani sorunun gelişine göre sadeleştirmek için istediğimizi kullanabiliriz. Kolaylık olsun diye. Buradaki T Kelvin sıcaklığıdır. Mutlak sıcaklık Kelvin. Kel santigrat derece 273 ilave edilerek bulunur. Buradaki delta N'imiz de gaz halindeki ürünlerin katsayıları toplamından gaz halindeki girenlerin katsayıları toplamı çıkartılarak bulunur. Delta N'de sadece fiziksel hali gaz olan maddeler alınır. Sadece gaz olan maddeleri alıyoruz. Katları, sıvıları, akvaları almıyoruz. Sadece gazları alıyoruz. Delta'nı bulurken. Şimdi buradaki P ve NRT formülünden P'yi atmosfer olarak alıyoruz. Santim civa verilirse bir atmosfere çevirmek için 76 santim civa bir atmosfer. Hatta bu da 760 milimetre civaya eşit. Şeyleri vermiş olalım. Hacim litre olarak işte veya böyle 22,4 yazarak mole ulaşabiliyorum. Gram verildiği zaman da N eşittir M bölü MA'dan mole ulaşabiliyorum. Bir tepkime için delta ve Kp Kc eşitliğini yazmış olduk. Buradan delta eşittir ürünler eksi girenler olduğu için katsayımız 2. Buraya 2 yazdık. Ürünlerin katsayısı 2. Ürünlerden girenleri çıkaracaktık. Delta eşittir ürünlerin toplamından girenlerin toplamını çıkaracağız. Katsayıları toplamını ama gaz halindekilerini alacağız sadece. Bunların hepsi gaz olduğu için hepsini almalıyız. Hidrojen iyodürünün katsayısı 2 olduğu için 2 yazdım. Eksi hidrojenin katsayısı 1, iyodun katsayısı 1 olduğu için toplamları 2 oldu. Buraya da 2 yazdım girenler için. 2 eksi 2'den delta'nın 0 geldiğini gördük. Peki formülümüz neydi? Buna kolaylık olsun diye köpek kaçırtan da diyorlar. Şimdi bunu yazdığımızda Kp eşittir Kc Rt üzeri delta n gördüğümüz yere 0 yazacağız. Bir sayının üzeri 0'sa 1'e eşittir. Dolayısıyla Kp eşittir Kc geldiğini buradan da görürüz. Yine amonyan oluşumunda ürünlerde 2 var. 2'yi yazdık. Girenlerde 1 N2'den geldi. 3 de hidrojenden geldi. Toplam 4 oldu. Burası eksi 2 oldu delta. Delta gördüğümüz yeri eksi 2 yazdığımız zaman Kp eşittir Kc bölü Rt'nin üssü 2 olarak çıkar. Veya buradan Kc'yi çekersek içler dışlar çarpımından Kp çarpı Rt üzeri 2 gelir Kc. Şuradaki denklemde delta'nı bulalım. Delta n neye eşitti? Ürünlerin gaz katsayıları toplamından girenlerin gaz katsayıları toplamını çıkartıyorduk. Delta n eşittir. Ürünlerde gaz olarak sadece karbondioksit var. Katsayısı 1 olduğu için 1 aldım. Kalsiyum oksit katı olduğu için almayız. Girenlerde hiç gaz yok zaten katı var sadece onu da almayız. O zaman sıfırdır. 1 eksi sıfırdan delta'nın 1 geldiğini görürüz. 0 santigrat derecede 2 mol X, 4 mol Y ve 1 mol Z gazları 11,2 çarık kapta X, Y, 2, Z tepkimesiyle dengededir. Sıcaklıkta kısmi basınçlar türünden denge sabiti Kp kaçtır denilmiş.
Şimdi öncelikle verilen değerlere bakacak olursak hacminin 11,2 litre olduğu, sıcaklığının 0 santigrat derece olduğunu görüyoruz. Toplam molünü bulacak olursak kısmi basınca ulaşmak için toplam mol ve toplam basınç lazım bize. Onları bulalım. 2 mol X'ten gelmiş, 4 mol Y'den gelmiş, 1 mol de Z'den gelmiş. Toplam 7 molümüz var. Peki toplam basıncı bulmak için param varsa ne rahatı kullanacağız? Basıncı bilmiyoruz. Hacmimiz 11,2 litre olarak verilmiş soruda. Molümüz 7 mol çarpı T'yi yazalım önce. 0 santigrat dereceye 273 ilave edersek Kelvin'i bulmuş oluruz. T yerine 273 yazdım. Şimdi R yerine 22,4 bölü 273 yazarsak işlem kolaylığı olur. Buradan bunları sadeleştirdiğimiz zaman 22,4 ile 11,2 arasında 2 var. Dolayısıyla P eşittir 14 atmosfer oldu. P toplamımız 14 atmosfer. N toplamımız 7 mol. X'in kısmi basıncını bulurken X'e ait molün toplam mole bölünüp toplam basınca çarpılmasıyla elde edilir. Dolayısıyla buradan PX eşittir. X'e ait molün 2 olduğunu biliyoruz denge anda bölü. N toplamın 7 olduğunu. P toplamı da 14 olarak bulmuştuk. Buradan 4 atmosfer gelir PX. Aynı mantıktan Y'yi bulduğumuz zaman Y'nin 8 atmosfer geldiğini, Z'yi bulduğumuz zaman da 2 atmosfer geldiğini görürüz. Peki şimdi KP eşitliğini yazacağım şuradaki tepkimeden. KP eşittir ürünlerin kısmi basınçları bölü girenlerin kısmi basınçları Y var. Y'nin kısmi basıncı çarpı Z'nin kısmi basıncının ikinci kuvveti bölü Z'nin X'in kısmi basıncı. Yerlerine koyarsak Y'nin 8 atmosfer olduğunu bulmuştuk. Z'nin kaç olduğunu görüyoruz. 2 olarak bulmuştuk ama 2'nin karesi olacak. Bölü X'in de 4 olduğunu bulmuştuk. Buradan KP'mizin kaç geldiğini görüyoruz. KP'mizin 8 geldiğini görüyoruz. Peki KP değeri bize soruluyordu. Dolayısıyla 8 olarak bulduk. Şuradaki basınçları kısmi basınç formülünden değil de oranttan da yapabilirdik. Yani sadece oranın ikinci yolunu yapmış olalım. Toplam mol 7 olduğunda toplam basıncım 14 atmosfermiş. Mesela X'inkini bulurken 2 mol X olduğu için 2 mole ne kadar basınç düşer dediğimiz zaman buradan X'in 8 atmos 4 atmosfer geldiğini görürüz. Yani bu yolla da gördüğünüz gibi zaten buradan da 4 bulmuştuk formülden de. Bu yoldan da ne yapabiliriz? Bu soruları çözebiliriz. 2x, 2y, 2z tekmesinin 0 santigrat derecede KP değeri 44,8 ise KC değeri kaçtır? Şimdi buradaki zaten KP değeri verilmiş bize KC isteniyor. Bir formülümüzü hatırlayacak olursak bunu köpek kaçırtan şeklinde kodluyorlar. Kolaylık olsun diye böyle yazdık. Şimdi KP'mizin 44,8 olduğu verilmiş zaten. KC soruluyor bize. R gördüğümüz yere ne yazacağız? T'yi yazdıktan sonra karar verelim. T'yi nasıl bulacağız? 0'a 273 ekleyerek bulacağız. Kelvin'e ulaşmış olduk böylelikle. 273 Kelvin'imiz var sıcaklık olarak. O zaman R yerine 22,4 bölü 273 alırsak işlem kolaylığı olur. Delta N'i bulacağız. Delta N eşittir. Ürünlerin gaz katsayıları toplamından girenlerin gaz katsayıları toplamı çıkartılarak buluyoruz. Ürünlerde toplam 4 var. Girenlerde 2 var. Dolayısıyla burası 2 geliyor delta N'ye. Buradan gerekli işlemleri yaptığımız zaman şuradaki 273'ler sadeleşti. Delta N gördüğümüz yere de tabii ki 2'yi yazacağız. Şunlar sadeleşti. Buradan 44,8 eşittir. KC çarpı 22,4 çarpı 22,4 diyeceğim. Çünkü karesi olduğu için 2 tane 22,4 yazalım. Şuradaki 44,8'e sadeleştiği için kolaylık olur. Şunları sadeleştirdiğiniz zaman burası 2 olur. KC buradan 2 bölü 22,4. Bu da 1 bölü 11,2 gelir. Böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Hoşça kalın.